Merhabalar kıymetli Beyzade FM dinleyenleri. Bir haftanın dosyası programından hepinize hayırlı günler diliyoruz. Malumunuz her hafta farklı konu ve konukların yer aldığı programımızda bu haftada yine değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Kızılay Antakya Şube Başkanı Şemsettin Günay Bey bugün stüdyo konuğumuz olacak. Bizleri Antakya'da 98.0 frekansında, İskenderun'da 104.1, Payas, Dörtyol ve Erzin'de 108.0, Adana Mersin 107.4, Kahramanmaraş'ta 106.3 ve bunun yanı sıra beyzadefm.com.tr ve internet üzerinden dünyanın her tarafında takip edebilirsiniz. Bugün genel olarak program süresince Kızılay'ı tanıyacağız. Kızılay'ın faaliyetlerinden, şimdiye kadar yapılan çalışmalar, Kızılay olarak yardım kriterleri nelerdir? Yine genel olarak Kızılay'ın çalışmaları ve faaliyetleri üzerinde duracağız. Sizlerin de soruları olursa yine Antakya Şube Başkanı Şemsettin Günay Beyefendi'ye ileteceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Zaman zaman zevkle dinliyoruz yayınlarınızı. Gerçekten kamu yararına gayet güzel yayınlar yapıyorsunuz. O açıdan biz minnettarız. Teşekkür ederiz. Biz de sizlere minnettarız. Aynı zamanda yazılarınızdan da istifade ediyoruz. Sağ olun. İlk ve önce isterseniz şöyle başlayalım. Biz Kızılay'ın tarihçesini, Kızılay'ı tanımak istersek, Kızılay nedir? Amacı, misyonu nedir? Bundan programımıza başlarsak. Şimdi genelde toplumda bir farklı algı var. Kızılay, devlet, hükümet algısı böyle birbirine karışmış durumda. Evet. Öncelikle Kızılay nedir? Kızılay, kamu yararına çalışan bir dernektir. Öncelikle onu yerli yerine bir oturtturalım. Evet. Ha, tarihçesi nasıl olmuştur? 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulmuş Kızılay. Evet. O sırada hem savaşlar var, o savaşlarda yaralanan askerler var, o askerlere yardım edecek ekipler yok. Kızılay ilk defa bu Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kurulmuş, görevine başlamış. Daha sonra 1877'de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını almış. 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti adını almış ve 1947'de de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır ve şu an Türk Kızılay olarak hizmetlerini tüm Türkiye basında sürdürmekte. Evet. Şimdi Kızılay'ın özellikle alameti, devletler hukukunun ilgili hükümleri gereğince savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleriyle o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için koruyucu ve belirleyici işaret olarak kabul edilmiştir. Kızılay'ın alameti. Evet. O hilali. Kızılay kurulduğu günden bugüne Osmanlı-Rus Savaşı'ndan başlamıştır. Ve 1974 Barış Harekatı'na ve daha sonraki şu en son yaşadığımız Mehmetçiğin kahramanlık gösterdiği Barış Pınarı, Zeytin Dalı vesaire hareketlerin içerisinde Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçiğin dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş. Türk olsun, düşman olsun, savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış. Savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş. Birinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış. Evet. Uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış. Hemşirelik eğitimi, ilk yardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış. Korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal ve diğer yardım hizmetlerini sunmuştur. Ve sunmaya da devam ediyor. Evet. Şimdi de dikkat ederseniz en son korona COVID-19 adıyla şu an ünlenen salgın hastalıkta da Kızılay kendisine üzerinde düşen görevi bir hakkın yerine getirmeye, hemen hemen tüm vatandaşlarımıza dokunmaya, onların yuvalarına, sıcak evlerine bir sıcak çorba olmaya gayret göstermekte. Şimdi ilerleyen süremizde şeye girelim. Yani Kızılay'ın işte siyasallaşması vesaire, bunları soracağım ama öncelik olarak sizin şu an olarak çalışmalarınız nelerdir? Evet. Şube olarak. İsterseniz bunlardan
başlayalım. Tamam, onlardan başlayalım. Öncelikle bizim Antakya Şubesi'nin kuruluşu çok ilginçtir, 1938'dir. Bu nedir? Bizim Antakya Şubesi, Hatay'ın ana vatana ilhak olduğu tarihte kurulmuş, o günden bu yana 82 yıllık bir tarihi var. Bu az uz bir tarih değil, az uz bir tecrübe değil. Ve gerçekten de gelen tüm başkanlarımız, Kızılay'ın bu amaçları doğrultusunda gereken her şeyi o kadar can siperane yapmışlar ki, biz onlara minnettarız. Siz yeni geldiniz değil mi? Evet, geçen yılın Şubat ayında başkanlığı devraldık. Şimdi yeni bir prosedür gereği artık 3 dönemden sonra başkanlar değişiyor. Bizden önceki başkanımızla Mustafa Sevinç gerçekten bu işi hakkıyla götüren ve fedakarca çalışan değerli başkanlarımızdan biriydi. Ve daha önemlisi, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazen bir algı var, onu da söylemek istiyorum. Kızılay bir gönüllü kuruluştur. Gerek şube başkanları, gerek şube yönetimleri, gerekse de genel başkan ve genel yönetim kurulu üyeleri tamamen gönüllü ve fahri çalışırlar. Hiçbir ücret almazlar. Bunu bazen toplum böyle karıştırıyor. Ne ücret alınıyor, ne veriliyor. Tamamen gönüllülük esasına bağlı. Personel de dahil mi? Personel hariç. Bir de bizim bir genel müdürlük diye ayrı bir bölümümüz var. Bu genel müdürlüğümüz profesyonel arkadaşlardan oluşur. Dolayısıyla çalışan personelimizin bir kısmı gönüllüdür. Yani her türlü yardımda biz o gönüllü arkadaşları çağırırız. O gönüllü arkadaşlar bütün Kızılay faaliyetlerinde hiçbir ücret talep etmeden bir hakkın yerine getirerek çalışırlar ve bu konuda da hiçbir ücret talep etmezler. Bir de genel kırtasiye işlerini yapmak, koordineyi kurmak üzere elbette genel müdürlüğümüze bağlı profesyonel arkadaşlar vardır ama bunlar yönetim kurulu ve şeye giremezler. Bunlar sadece bir bürokrat olarak kalırlar. Evet. Şimdi Antakya'da ne yapıyoruz? Özellikle son günlerde. Evet. Siz yani özellikle sosyal medyaya yansıyan çalışmalarınız var. Evet. Bunların genel olarak baktığımızda sizin ağzınızdan da duymak isteriz. Yapılan şu ana kadar belli bir miktar sayı var mıdır? Bunları öğrenmek isteriz. Şu ana kadar özellikle 10 Mart'tan itibaren COVID-19 Türkiye'de tehlikeli bir hal almaya, salgın olarak görülmeye başladığı andan itibaren insanlarımızın birçoğu ya işinden oldu, ya iş yerini kapattı, evine kapandı ve yardıma muhtaç hale geldi. Kızılay işte bugünler için var. Pardon. Evet. Biz hemen Antakya Şube olarak yönetim kurulumuzu topladık. Biz Antakya'da, Hatay'da ne yapabiliriz'in üzerinde durduk. Ve baktık ki öncelikle insanımızın aşa ekmeğe ihtiyacı var. Zira birçok insan, hele hele bizim Antakya'nın biliyorsunuz mobilyacı esnafı, ayakkabıcı esnafı, derici esnafı, berberi iş yerleri kapandığı için restoranlar, kafeler, neredeyse gelirleri sıfıra inmiş. Onların artık yuvalarını idame ettirecek durumları kalmamış. Biz onun için ilk defa bir gıda kolisi hemen kendi imkanlarımızla hazırladık ki 4675 aileye girebilecek şekilde gıda kolisi hazırladık. 4675. Bunun bir kısmını Vefa Destek Grubumuza, kaymakamlık içerisinde olan sosyal yardımlaşan Vefa Destek Grubu'na verdik. Onlar dağıtıyorlar. Ama büyük bir kısmını mahalle muhtarlarımızla birlikte ve bizzat gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ev ev, kapı kapı dolaşarak bu kolileri dağıttık. Ve dağıtmaya da devam ediyoruz İhtiyaç sahiplerine. Buradaki kriterler nedir Şemsettin Bey? Yani size nasıl ulaşıyorlar? Nasıl tespit ediliyor bunlar? Şimdi öncelikle sosyal yardımlaşmadan yardım alıyoruz. Yani sosyal yardımlaşmaya kaydı olan insanlar genelde belli. Onların isimleri bizde de var. Onları bir çıkartıyoruz. Evet. Bununla yetinmiyoruz. Muhtarlarımızı arıyoruz. Diyoruz ki kendi mahallenizde işsiz kalmış, zor durumda olan, ihtiyaç sahibi olan insanların listelerini bize çıkartın. Ha, belki muhtarlarımızın çıkarttığı bütün listenin hepsine gönderebilme imkanımız olamayabiliyor ama onların çok büyük oranlarına da ulaşmaya yetişmeye çalışıyoruz. Çünkü bazen az önce söylediğim gibi mobilyacı esnafıdır,
işte berberidir, çırağıdır, lokantacısıdır, ayakkabıcı esnafıdır. Evet. Bunların sosyal yardımlaşmada şeyleri yok. Kaydı yok. Evet. Çünkü bu insanlar çalışan insanlardı. Evet. Bu insanlar eve ekmek götürüyorlardı. Evet. Ama şimdi birdenbire işsiz kaldılar. Tabii iş yeri kapalı. İş yeri kapalı. Bir ay maaş alamayınca. Yani maaş almayınca bu insanların çoğu da gün kazanıp gün yiyen insanlar. Evet. Öyle olunca bunlara yetişmemiz önem arz ediyordu. Bunun için muhtarlarımızdan özel yardım aldık. Dedik ki bu insanları siz kendi mahallelerinizde bilirsiniz. Bu insanların bize listelerini çıkartın. Ve o listelere ulaşmaya gayret ettik. Bu evlere birer koruyla da olsa yardımcı olmaya gayret ettik. Bu arada alan kişi tekrar alabilecek mi daha sonraki sürece bağlı mı? Şimdi hiç alamayanlar henüz varken alan kişiye yeniden vermek biraz haksızlık olur değil mi? Evet. O açıdan biz hiç alamayanların üzerinde önce duruyoruz. Evet. Yani halen de mahallelerimize çok talepler geliyor bu konuda. O taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar cumartesi demiyorlar, pazar demiyorlar, normal gün demiyorlar. Neredeyse 24 saat çalışıyorlar. Gönüllü çalışanlar da var. Tabii tabii. Yani bizde profesyonel çalışan şubemizde 2 veya 3 kişidir. Gerisi hepsi gönüllüdür. Evet. Hepsi gönüllü çalışır. Bütün şubelerimiz öyle. Hatay şubemiz öyle, İskenderun şubemiz öyle, Dört Yol şubemiz öyle. Yani onların profesyonel çalışanları da yok. Onların hepsi gönüllüdür. Bir tek çalışanı, profesyonel çalışanı olmadan bu hizmetleri ifa etmeye çalışıyorlar. Evet. Bununla kalmadık. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi insanların maskeye ulaşımı çok zordu. Evet. Ki çok şükür hükümet son zamanlarda işte eczaneler vasıtasıyla da bu işi, ama daha önceden insanlar bir eczaneye girip daha önce 50 kuruş olan bir maskeye dünyanın parasını vererek bir maske almaya çalışıyorlardı. Bunu gördük. Dezenfektan aynı şekilde büyük sıkıntı olduğunu gördük. Evet. İnsanlar dezenfektana ulaşamıyorlardı. Virüsten daha tehlikeli bir zihniyet değil mi Şemsettin Bey? Yani maalesef 30 kuruşluk maskeyi fahiş fiyatlara satmıyorlar dezenfektana. Yani bu hakikaten bizim yaramız. Yani şimdi gidiyorsun arkadaşlar söylüyorlar makarna diyorlar şu kadar olmuş. Evet. Bulgur bu kadar olmuş. Bu büyük bir yaramız ne yazık ki. Keşke insanımız bu konuda daha duyarlı olsa. Ve şu zamanda bırakın zam yapmayı, nasıl indirim yapabileceğinin hesabını yapsa çok daha güzel olur. Ama bunun yanında öyle ticari esnaflarımız var ki, ben yani müsaade ederseniz o esnaflardan hatta bir iki tanesini söylemek istiyorum. Ben büyük iş adamlarımızı da halen bekliyorum. İsimlerini çünkü halen onların zikredemiyorum. Evet. Örneğin bir ceviz ticaret, bir çerez esnafımız bu. Kendisinin gücünün çok üzerinde, koli yaptırmak için paralar bağışlıyor ve halen ihtiyacınız varsa ne varsa göndereyim diyebilecek kadar felaker insan. Evet. Bir diğer taraftan Karek ekmek fabrikamız ne zaman ekmek ihtiyacı olsa ya biraz da para verelim dese beni sevaptan mahrum etmeyin diyor. Böyle esnaflarımız var. Olumlu gelişmeler de var. Bunun yanında yani bunlar olumlu gelişmeler. Bunları evet. Söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Ama bunun yanında işte dediğiniz gibi elindekini stoklayan, maskelik bezi dışarı çıkartmayan, ona böyle kat kat fiyatlar çeken ne yazık ki iş adamlarımız da var. Denetimleri yeterli buluyor musunuz? Tabii bu bizi aşan bir konu. Yani evet. Muhakkak sayın valilerimiz, emniyetimiz, zabıtalarımız, belediyelerimiz bu konuda bir gayret sarf ediyorlardır ama ne kadar başarılılar onu kamuoyu artık takdir edecektir muhakkak. Evet. Biz bu nedenle insanların maskeye ulaşımını güç gördüğümüz için ki maskenin de en elzem şeylerden biri olduğunu gördüğümüz için 20 evet. bin tane maske yaptık. Yaptırdık. Şube olarak. Tabii Antakya kendi imkanlarıyla yaptırdı. Evet. Bunun bir kısmını emniyet teşkilatımıza verdik. Bir kısmını Tugay komutanlığımıza verdik. Askeriye verdik. Çünkü onlar da çok önemliydi evet. onlar için. Bir kısmını adliye teşkilatımıza verdik. Bununla da yetinmedik. 60 yaş üstüne hem dezenfektan yaptırdık özellikle, hem maske koyduk, hem de sabun. Ki göreceksiniz onları da inşallah. Bunları bir hijyen seti olarak yaptık. İnsanımıza yetiştirmeye gayret ettik ve onları da yetiştirmeye devam ediyoruz. Evet. Çünkü ne yazık insanımız bunlara da yetişmekte çok güçlük çekiyordu. Yani bir dezenfektan bulan kolonyal neredeyse kara borsaya düşmüştü. Hatırlayın o gün evet, neredeyse evet. hükümet gerekli tedbirleri aldı zannediyorum. Şu an biraz daha bunlara yetişmek kolaylaştı ama evet. Her halükarda bizler bu konuda bir öncü olduk. Bunları ev ev kapı kapı dolaşıp bunları vermeye gayret ettik. Maskelerimizi dağıttık.
herkesin maske sahibi olmasını sağladık o zor günlerde. Çok şükür şimdi iyi kötü artık eczaneler bedava vermeye başladı. Maske parası alınmaz oldu. Biz de bu konuda biraz daha rahatladık ama halen ihtiyaç olduğu zaman elimizde kalan az miktarda maskeyi de dağıtarak bu işi biz de sonlandıracağız. Evet, inşallah. İnşallah. Bunun yanında hijyen için çok önemli sabun. Biz Kızılay olarak 2500 yani 350 kilo sabun yaptırdık. Evet. Sadece vatandaşa ulaşabilmesi için. Yani vatandaş hijyenle uğraşmasın, evine kalıp gitsin diye. Bunları da hijyen setimizin içerisine koyduk. Onları da dağıtımını yaptık. Ve dezenfektan dediğim gibi 500 miligramlık, yarım litrelik dezenfektanları ücretsiz olarak dağıttık. Yine kendi imkanlarımızla. Ve daha da ötesi 520 ailemize nakit para çıkarttık. Yani bu insanlara belki koli gitmedi. Evet. Belki koli gitse bile ihtiyacını karşılayamazsa elektrik parası gelmiştir, su parası gelmiştir. Her ne kadar hükümet bunları ertelediyse de veyahut da acil ihtiyacı vardır, et ihtiyacı vardır vesaire. Ha bu arada kavurma ve kıyma da dağıttık. Evet. Yani kurban etlerimizden oluşan konserve yapılmış kavurma etleri 2000 konserve bunları da dağıttık. İnsanımız et de alabilsin diye. Ama bunlara ulaşamayan insanlarımız ise tespit ettiklerimizi nakit para yardımında halen bulunuyoruz ve bulunmaya devam ediyoruz. Evet. Bunlara kayıtlarını alıyoruz. Bu kayıtları alıp direkt genel merkezimize gönderip hesaplarına Ziraat Bankası vasıtasıyla hesaplarına para olarak çıkartıyoruz. Hem veren elle alan el birbirini görmüyor. Ha bunları nasıl yapıyorsunuz diyeceksiniz. En önemli özelliği bağışçılarımız. Evet işte. Yani, buradaki bütçe nereden geliyor? Yani sonuçta tabii Kızılay'ın bütçesi bağışlardan oluşuyor daha ziyade. Özellikle şubelerin bütçesi hepsi bağışlardan. Genel müdürlüklerden bir katkı olmuyor mu? Elbette oluyor. Evet. Elbette oluyor. Genel merkezin genelde yardımları genel müdürlükler çünkü iktisadi teşekkürler de var Kızılay'ın biliyorsunuz maden suyuydu vesaireydi evet, falan evet. Onun gibi. Onlardan gelen şeyler de yine bu yardım kuruluşlarına harcanıyor. Yardımlara harcanıyor. Şubelere gönderiyor ama kabul edersiniz ki 81 ilin ve bir sürü ilçenin gönderebileceği yardım çok kısıtlı kalıyor. Yani evet. Eğer şubelerimiz yeterli bağışı alamıyorlarsa bu konuda çok fazla aktif olamıyorlar. Sıkıntı oluyorlar sonuç olarak. Onun mesela bir takım böyle şubelerimiz de var. Evet. Şimdi bir de yine merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi yardım kriterlerini demin sormuştum. Genel olarak sosyal yardımlaşma ve muhtarlar aracılığıyla dediniz. Peki doğrudan size ulaşabilir mi vatandaş? Tabii. Doğrudan telefonlarımıza ulaşabilirler. Doğrudan bize ulaşabilirler ki ulaşıyorlar da nitekim. Evet. Kimi Messenger'dan mesaj atarak, kimi hemen onun keşfini yaptırıyoruz. Biz evet. Personellerimiz vasıtasıyla gerçekten ihtiyaç sahibi ise hiç kendisini şubeye bile yormadan nakit para yardımı gerekiyorsa nakit, gıda yardımı gerekiyorsa gıda, hijyen yardımı gerekiyorsa hijyenini evine kadar da gönderiyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Aslında şimdi neticede Suriyeli misafirlerimiz de var evet. Mevcut. Şu an bizim kendi insanımızda işsizlik var. Malum virüsten dolayı bir takım sıkıntılar var. Evet. Bunun yanında bir de Suriyeli vatandaşlar da var. Evet. Maalesef çeşitli eleştiriler olsa da, çeşitli yaklaşımlar olsa da neticede herkes insandır. İnsana insan gözüyle bakmak durumundayız. Evet. Müslüman kardeşlerimiz neticede. Onlara da bir yardım söz konusu mu? Şimdi, veya bir öncelik veya sonralık var hayır, mı? Hayır, önceliğimiz yok tabii. Böyle bir önceliğimiz yok. Biz de ihtiyaç sahibi olması önemlidir. Tabii elbette bu Suriyeli dediğimiz ama burada perişan ihtiyaç sahibi olan insanlara da yardım elimiz uzanıyor. Ama bunlar öncelikli veya sonralıklı olarak söylemek yanlış olur. Bir de onların bir özellik daha var onu da söyleyeyim. Örneğin bugün Reyhan'da bir Suriyeliler derneğine 1000 koli bağış yapılmış. Evet. Sayın Valimiz teşekkür ederiz kendilerine. Demiş ki bunun yalnız dağıtımını yani Suriyelilere dağıtılmak üzere bağış yapılmış. Evet. Herhangi bir yerde. Kızılay'la birlikte dağıtın demiş. Şimdi yarın biz onu geleceğiz ki şartlı bağıştır bunlar. Evet. Bu Suriye derneğiyle birlikte Suriyelilere dağıtacağız. Bu da yanlış anlamalara inşallah meydan vermez. O tamamen Kızılay'ın dışında gelişir. Onlar sadece bizimle işbirliği içerisinde dağıtım yapılır. Öncülük yapılmış olur. Tabii. Bu yani Kızılay öncülüğünde yapar. Bunun güzel tarafı hem istismardan kurtarır. Evet. Herhangi bir istismar olmasını önüne geçer. Hem de
Onların da Kızılay öncülüğünde yardım dağıtmada bir en azından şeyler olur, motivasyonlar olur. Evet. Kendilerini birer Kızılay üyesi olarak görmeye başlarlar. Bu daha güzel bir olay olur. Fakat en önemli şey orada yarım kaldı. Bağışçılarımızın bağışlarını kesmeden, kesintisiz bağış yapmaları, her yapılan bağış bilsinler ki mutlaka bir aileye sevinç olarak gidiyor. Mutlaka bir aileye sıcak çorba olarak gidiyor. Mutlaka bir aileye nakit para yardım olarak gidiyor. Mutlaka bir aileye sofrasına fasulye olarak, nohut olarak, yemek olarak giriyor. Evet. Şimdi tam da bu noktada malumunuz gündemde Kızılay'la alakalı bir itibarsızlaştırma söz konusu. İşte siyasallaştığı yönünde bir takım şeyler, söylemler var. En son Elazığ depreminde işte paraların Ensar Vakfı üzerinden toplandığına dair bir takım eleştiriler vardı kamuoyunda. Evet. Böyle bir süreç var. Siz bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani Kızılay siyasallaştı mı veya niye böyle bir kampanya var? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Kızılay'ın bir takım ilkeleri var. Önce o ilkeleri söylemek zorundayım şimdi burada. Bu ilkeler içerisinde bir ayrım gözetmemek. Nedir? Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf ve siyasi düşünce farkı gözetmez, insan ızdırabını ve zaruri ihtiyaçlara yönelik öncelik vererek dindirmeye çalışır ivedilikle. Şimdi ne yazık ki Kızılay'ı itibarsızlaştırmaya çalışanların, üzülerek söylüyorum, Kızılay'a 10 kuruşluk bir bağışı da olmayan insanlar oluyor genelde. Bağış yapan insanlar bu konuda oldukça memnun, mutlu. Ama bağış yapmayan insanlar çırtkanlık yapıyorlar, tabiri caizse. Ha, niye bunu yapıyorlar? Bazen bizim ülke çok gariptir. Her hayırlı işe mutlaka birileri takoz koymak, onu durdurmak, onun önüne engel olmak gibi kendilerine bir görev şey yapmışlar adeta. Evet. Bu nedenle Kızılay'a hiçbir zaman 10 kuruşluk yardımı olmayan, 10 kuruşluk bağış olmayan insanlar İtibarsızlaştırma yönünde bir takım şeyler yapıyorlar. Ama halkımızın çoğunluğu bunu görüyor. Kızılay'ın çalışmalarını da görüyor. Ensar Vakfı olayına gelince, şimdi Kızılay'ın en önemli özelliği, bir kere kendisine yapılan bağış, şartlı bağış veya şartsız bağış diye ikiye ayrılır. Eğer bize birisi derse ki, ben size 100 bin lira bağış yapıyorum, ancak bu 100 bin lira bağışı falanca okulun kırtasiyesinde kullanacaksınız. Biz bunun dışında herhangi bir şey yapamayız. O şartlı bağış hangi şartla verir? Veyahut da atıyorum işte Suriyelilere yardım için kullanacaksınız. Veyahut da işte 20 ile 30 yaş arasındakilere yardım için kullanacaksınız dediği zaman, evet, biz bu şart içerisinde bu yardımları organize etmek zorundayız. Yani burada hayır ben sizin şartlı bağışınızı kabul etmem veya da ben istediğim gibi harcayayım deme lüksümüz yok. Bize hangi bağış, ki bizim geçmiş yıllarda da bir tek okul için yapılan bağış vardı. O bağış sadece o okula harcandı. Başka tarafa harcama lüksümüz de olmaz. Olmazdı. Evet. Veyahut da yine şey verilip işte sadece kurban kesimine diyelim bağışlar yapılıyor. Biz sadece onu kurban kesimine kullanabiliriz. Kurbanın dışında herhangi bir şeyde kullanamayız. Şimdi genel merkezimizin de böyle bir bağış olmuş genel merkeze. Demişler ki Ensar Vakfı'nın yurt yapımında kullanın. Genel merkez bunu sorgulama lüksüne sahip değil. Yani sen niye bana bu şartı koşuyorsun deme lüksüne sahip değil. Bu Ensar Vakfı da olabilir, Çağdaş Düşünce Vakfı da olabilir. Yani birine de gelsin, para versin, bunu da Çağdaş Düşünce'nin faaliyetlerine kullanacaksınız diyeyim. Kızılay Çağdaş Düşünce'nin faaliyetlerine kullanır. Evet. Başka şansı yoktur çünkü. Şartlı bağışın özelliği bu. Bu nedenle ya niye Ensar Vakfı'na kullandınız? Yok efendim diğeri vergimi kaçırdı. Şimdi bir yasal olay var. Yasa dışı bir kere Kızılay'ın faaliyet yapması mümkün değildir. Kendisi yasalarla kendini bağlar. Devletin verdiği yasal haklardan dolayı Kızılay sorguya çekilemez. Yani birileri bize bağış yapıp bunu vergiden düşer veya düşmez veya verir, o bize yapan bağışçıyla ilgili bir sorundur. Kızılay'la ilgili bir sorun değil. Kızılay'ın görevi sadece o bağışın eğer şartlıysa şartını yerine getirmek, şartsızsa gerekli yere harcamasını yapmaktır. Evet. Ve daha önemlisi, biz kılı kırk yaran bir kuruluşuz.
Yılda her 3 yılda bir denetimden geçeriz. Ayrıca dernekler şubesinin, dernekler müdürlüğünün denetimlerinden geçeriz. Neredeyse her yaptığımız harcamayı da teker teker her yaptığımız yardımı da belgelendiririz. Yani biz bir konuyu bile verirken bir vatandaşımıza ona bakarız. TC numarasını alırız, adresini alırız, telefonunu alırız, adını soyadını alırız. Hatta bazıları bu kadar ayrıntıya niye dalıyoruz diye bizi eleştirir de. Ama biz bunu yaparız. Yapmak zorundayız. Her bir kolinin nereye gittiğini belgeleriz. Her bir kuruşun nereye verildiğini belgeleriz. O açıdan kaldı ki bizim bir de en önemli özelliğimiz gönüllülük dedik ya. Evet. Bakın size bir örnek anlatayım. Benim başkan yardımcım avukat. Evet. Şimdi Kızılay'ın bir takım taşınmazları var. Bizim Antakya Kızılay'ın. Taşınmazları var. Bu taşınmazlardan kira alır. Bu kiraları da bu şekilde kullanır. Şimdi bazen bunlarla ilgili ihtilaflar doğar. Bu taşınmazlarla ilgili kiracıyla veya şeyle Kızılay arasında ihtilaflar doğar. Mahkemelik oluruz. Avukat tutmak zorunluluğumuz vardır. Evet. Biz başkan yardımcımızı bu işin avukatlığını yapmak üzere görevlendirdik. Ancak başkan yardımcımızdan genel merkezimiz şöyle bir taahhütname aldı. Ki o taahhütname evet nedir? Bir, Kızılay'dan bu yaptığın avukatlık faaliyeti için 1 lira para istemeyeceksin. Bu taahhütü imzalar. Tamam, istemesin. Avukatlar davayı kazandığı zaman karşı tarafa avukatlık ücretini yansıtırlar. Evet. Onlar. İki, karşı taraftan davayı kazandığın zaman aldığın avukatlık ücretinde Kızılay'a bağış olarak geçeceksin. Çünkü Kızılay üzerinden Kızılay Yönetim Kurulu'nun kazanç sağlama lüksü yoktur. Yasaktır. Bu kadar titiz ve şey bir çalışmadır bizimki. Yani avukat arkadaş hem mahkemeyi takip eder, hem gider, hem bütün mesaisini verir. Ama bunun karşılığında ne Kızılay'dan 1 lira alır, ne de kazandığı davanın sahibinden 1 lira alır. Alır yani o parayı ama Kızılay'a bağış olarak yapar. Böyle bir özelliğe sahibiz. Yani siz siyasallaşma anlamında kesinlikle böyle bir şeyin asla olmadığını, kesinlikle. Yardımların hiçbir şuna taraf gözetilmeksizin herkesine... Bakın, beni zaman zaman CHP ilçe başkanı arar ve şeyler verir. Ya işte şurada yardıma ihtiyacı olanlar vardı, burada yardıma ihtiyacı. Biz hemen hay hay deriz, oralara koşarız. AK Parti teşkilatından ararlar, aynı şekilde oralara yardıma koşarız. Bir başka parti, yani bizim için önemli olan ihtiyaç sahibidir. Evet. Onun kimliği, mezhebi, dini vesairesi bizde hiç önemli değildir. Tarafsızlık en önemli ilkemizdir. Eğer bir insan yardıma ihtiyacı varsa ki buna biz bunu inancımız gereği de bunu zaten şey yapar. Bize bunu dinimiz de emreder. İhtiyaç sahibinin ne dinine, ne mezhebine, ne milliyetine hiçbir şeye bakılmaksızın ona götürülüp ihtiyacı giderilir. Yani Allah rızkı herkese dağıtıyor. Yani biz kimiz ki o insanları ayırt edeceğiz, yok şusun, yok busun diye ona vermeyeceğiz. Yok böyle bir şey mümkün değil ki burada mahalle muhtarlarımız bilir. Hemen hemen her mahalle muhtarımızdan biz liste almışızdır. Evet. Ve iyi kötü o mahallelere biz ihtiyaçları için gıda kollarını sevk etmişizdir. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz varsa farklı bir konuya girme anlamında yapılan çalışmalardan, yardımlardan eklemek istediğiniz varsa onları da dinleyip ardından sizin yazmış olduğunuz bir köşe yazısı var. Evet. O konuya girmek istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Zor günlerden geçiyoruz. Covid-19 diğer deyimiyle korona bildiğimiz hiçbir hastalığa benzemiyor. Evet. Geçmişteki kolera, veba hastalığına benzer bir hastalık. Bu nedenle bir sürü işsiz, ihtiyaç sahibi insan doğdu. Bu nedenle bir sürü iş yeri kapandı. Aman diyoruz halkımıza, unutmasınlar ki her dışarı çıktıklarında bu insanlara kötülük yapıyorlar. Bu iş yerlerinin biraz daha kapalı kalmasına, insanların biraz daha yoksullaşmasına, insanların daha çok ihtiyaç sahibi olmasına yol açıyorlar. Hayır, yardım etmiyorlarsa bari yardımı oturup evlerinde oturarak, evde kal diyerek, dışarı çıkmayarak zorunda olmadıkça bu şekilde yapsınlar. Destek olsunlar. Destek olsunlar. En azından onunla da duayla da yardım etsinler. Evet. İlla maddi bir yardım değil,
evde kalarak da insanlar yardım edebilirler. Evet. Bu özellikle halkımızdan en önemli ricamız da bu. Yine sosyal medya üzerinden gelen sorular var. Onlardan da isterseniz bahsedeyim. Evet. Hüseyin Yurtsever Kumlu'dan ulaşmış. Allah razı olsun Beyzade Efem ailesine diyor ve Kızılay'a. Abdüsselam Koncuk hayırlı yayınlar diliyor. Kızılay'a teşekkürler diyor. Mehmet Altınöz, Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah demiş. Teşekkür ederiz. Halit Vehbioğlu, umrecilerden kan alınmıyor mu diye soru sormuş. Evet. Bu da bir sonraki sorumuzdu. İsterseniz şimdi, direkt. Şimdi kan merkezimiz tabii ayrı bir birim bizde. Ancak şunu söyleyeyim, yalnız umrecilerden değil, yurt dışından gelen hiçbir kimseden, daha önceden de bu böyledir, bir yıl boyunca kan alınmaz. Niye? Yurt dışında herhangi bir bulaşıcı hastalıkla bir başkasına bulaştırma riski var. Bu nedenle sadece bu umreciye veyahut da sadece şunu bunu bağlamıyor. Evet. Yurt dışından gelen herkese bağlıyor. Bu nedenle bir hele hele şu an şu hastalık, şu salgının olduğu bir ortamda bu daha çok önem arz ediyor. Yani eğer kan merkezlerimiz böyle bir karar aldılarsa, umreciler için de yurt dışından gelenler için bu uygun bir karardır. Bu halkımızın sağlığı içindir. Yanlış bir kan alıp yanlış sağlıklı insanları hasta yapmamak içindir. O açıdan Kızılay'a güvensinler. Eğer böyle bir karar almışlarsa bilsinler ki o yine insanımızın iyiliği içindir. Evet. Bu bir iyilik hareketidir. Sizin son yazmış olduğunuz bir köşe yazısı var. Evet. Aslında oldukça da dikkat çekici. Öğrendiğimiz koronadan çok koronadan öğrendiklerimiz diye. Evet. Bunu biraz daha açma imkanımız var mı? Yani tabii Allah nice şerlerden hayır murad eder, nice hayırlardan şer çıkartır. O açıdan bazen bizim şer gördüklerimiz hayra tebdil eder. Bazen hayır gördüklerimiz bir bakarız ki şer olmuş. Elbette şimdi korona henüz daha sıcağı sıcağına ülkemizde. Henüz daha insanımız bunu görmüyor. Ama belli ki koronadan bizim artık öğrendiğimiz çok şeyler oldu farkına varmadan. Bir kere hayatın o harala gürala şeyinden uzaklaştık. Bir kere ailemizle hemhal olmayı öğrendik. Eşimizle, çocuklarımızla hemhal olmayı öğrendik. Evet. Çocuklarımız bizi gördü, biz çocuklarımızı gördük. Artı aman mesaiye yetişeceğim, yoksa işler aksar, yoksa şu olur derdinden kurtulup aslında mesainin çok önemli bir şey olmadığını, sağlığın çok daha önemli olduğunu gördük. Yani evde de bir kızım işlerin idare edilebildiğini gördük. Sınıflara öğrencilerimizi doldurduk, ondan şikayet ettik, 50 kişilik sınıflarda olur mu dedik, eyvallah bunlar tabi mutlaka gerekir gene, ama sınıflar olmadan da eğitim olabileceğini gördük, bu şekilde de bir ortam oluşturabileceğini gördük, bunları öğrendik. Daha sonra sağlık sistemimizin ne kadar değerli olduğunu gördük. Ya işte bu kadar hastane niye yapılıyor, bu kadar hastaneye ihtiyaç var mı, demek ki işte gördük Amerika Birleşik Devletleri bir kağıttan kaplan, bilmem İtalya'sı, Avrupa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı, İngiltere'si şu an Türkiye'ye yardım verecek diye elini açmış durumda. Aman bize de böyle birazcık maske gönderin, birazcık solunum cihazı gönderin diye. Demek ki sağlık sistemi her şeymiş. Para hiçbir şey değilmiş. Teknoloji hiçbir şey değilmiş. Yani Allah o büyük nükleer silahlara sahip şeyleri gelip bir mikroorganizmayla hizaya getirebiliyor. Evet. Onları teknolojilerin çok bir şey olmadığını onlara da gösteriyor. İnşallah bundan bütün dünya olarak ders alırız. Artı havayı kirletip duruyorduk. Hava bile temizlendi biliyorsunuz. Yani ozon tabakası bile tamir olmaya başladı. Dışarıda egzoz dumanı azaldı. Petrolün değersizleştiği. Petrolün hiçbir şey olmadığı. Dünya dev uçak şirketlerinin şu an hiç uçuş yapmadığı. Değil mi? Yani hayatımızın daha önceki önceliklerinin ne kadar öncelikli olduğunu, hatta hiç öncelikli olmadığını, aslında belki de son sıraya yerleştirilmesi gerektiğini öğrendik. Önceliklerimiz farklılaştı. Bunlar güzel şeyler. Yani bunu da korona öğretti bize. Daha belki öğreteceği çok şeyler var. Hatta bazı arkadaşlar esprileri yapıyorlar. Ya biz erkekler olarak yemek yapmayı da öğrendik, bulaşık yıkamayı da öğrendik diyorlar da. Doğru mu yani? Eşinize yardım ettiğiniz zaman onun ayrı bir zevkini aldınız. Evet. Yani ailenin ayrı bir zevki alındı. Çocuklarınızın ayrı bir zevki. Ayrıca yeri geldiğinde insanların torununu bile kucaklayamayışını, büyükleri ziyaret edemeyişinin acısını öğrendik. Onların değerini daha çok içimizde hissetmeye başladık. Evet. Belki de bundan sonra insanlar koşa koşa büyüklerinin yanına gidecekler. Ellerini biraz daha fazla öpecekler. Onların yanında daha çok zaman harcayacaklar. Belki de o torunlar, o çocuklar daha çok kucaklanacak, daha çok sarılacak.
Bunlar bize öğrettikleri diye düşünüyorum. Evet. Yani Allah bazen şerlendiğinde bize güzel şeyler öğretiyor diye düşünüyorum. Belki yanlış ama hak ettik mi? Yani hakikaten toplum olarak, genel olarak yaşantımıza, hayatımıza ne küçüğün büyüğe saygısı, ne aile meftumu, efendime söyleyeyim çok çeşitli farklı günahların olduğu. Evet. Şimdi, çok farklı bir toplum haline gelmiş miydik? Siz de aynı fikirde Allah, misiniz? Allah insanlara zulmetmez. Bunu kendisini bağlıyor zaten Kur'an-ı Kerim'de. Allah insanlara zulmetmiyor. Allah insanlara hastalığı böyle bedava vermiyor. Yani biz geçmişte bizim önümüze konan o hani Lut kavmi, o Nuh kavmi, diğer azap gelen kavimleri incelediğimiz zaman hakikaten fıtrattan ayrı bir yaşam içerisine girdiklerini görüyoruz onların. Yani Allah'ın yarattığı fıtratı bozuyorlar. Yaratılışı bozuyorlar. Şimdi biz tabiatı kirlettik. Doğayı kirlettik. Teknolojide insana acımayı kirlettik. Merhameti yok ettik. Ölen çocuklara kulak ardı ettik. Hatta çok beni duygulandırır o manzara. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyordu evet. Çocuğun bir tanesi. Evet, ki ettiğini de gördük bütün bu şey. Yani biz hak ettik mi? Herkes kendine bunu sorması lazım. Bu soruyu sorması lazım. Ben hak ettim mi sorması. Yani hep biraz da başkalarında görme eğilimimiz hani fazla ya. Evet. Biz kendimize bir sorsak öncelikle. Ya ben bunu hak ettim mi dese. Ne yaptım? Ne yaptık? Bunlar için ne kadar çaba sarf ettik diyebilse ben inanıyorum ki bundan koronadan sonra bambaşka bir toplumla karşılaşırız. İnşallah hepimiz için birer ders olur bu. İnşallah. Ben de ümit ediyorum. Herkes bundan kendine üzerine düşen dersi, imtihanını alıp yani. Bundan sonraki hayatına böyle devam etmesi. İnşallah. Yani daha temiz, daha iyi bir toplum olarak çıkar. Daha iyi bir dünyaya inşallah çocuklarımız, torunlarımız yol almaya başlar. Belki tabiatı daha az kirletiriz. Belki bu teknolojilerle, 5G'lerle, 4.5G'lerle vesaireyle insanları zehirlemeyiz. Göreceğiz. Yani herkes bir başka dünya bekliyor. Böyle bir beklenti bile oluştu şu an. Evet. İnşallah daha temiz bir dünyaya gözlerimizi açarız korona sonrasında. Yazıdan kastınız bunlardı. Genel yani, olarak bunu yani. Sesli olarak da dile getirmiş evet, olduk. Evet, evet. Celil İnal Kumlu'dan ulaşmış bizlere. Başkanımız diyor Kumlu'ya bir el atar mı? Yardımlarından faydalanacak değerli kişiler var diyor. Böyle bir talep var Kumlu'dan. Kumlu'da şube var mı başkanım? Kumlu'da şubemiz yok. Ancak tabii Kumlu Kaymakamlığı vardır. Eğer Kumlu Kaymakamlığımız bize bir talepte bulunursa, yani vefa destek grubu olarak küçük de olsa bir yardımcı olma gayretimiz olur. Evet. Yani biz çünkü vefa destek gruplarına mesela Antakya'da yardımcı olduk, Samandağ'da yardımcı olduk, Altınözü'nde yardımcı olduk, İskenderun'da yardımcı olduk, Arsuz'da, Erzin'de, bütün bunlara Defne'de, vefa destek gruplarına yardım ettik. Özellikle Defne'de oradaki Kızılay ilçe başkanımız vasıtasıyla dağıtımını yaptık. Karınca kararıyla yaptık tabii. Yani çünkü daha çok Antakya şube olmamızdan dolayı evet. Ağırlığımız Antakya içerisinde oluyor. Ama şubeye ulaşırsa evet, bir tabii, imkan varsa yardımcı olur. Ama sağ olsun mesela Kırkan şubemiz orada faal, Kırkan tarafında ayrıca burada Hatay şubemiz var. Hatay şubemiz yine çok faal. Defne şubemiz faal. İskenderun şubemiz neredeyse dağın öbür tarafına ne yapabilirim diye çırpınıp duruyor. Recep Bey hakikaten çok. Tabii Recep Sivri arkadaşımız. O açıdan bütün şubelerimiz bu işin sorumluluğunda. Evet. Ellerinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Mesela İskenderun şubemiz özel aşevini açtı. O aşevinde günde 1000 kişiye yemek ulaştırmaya çalışıyor. Ki Ramazan boyunca da bunu yapacak ev ev zannediyorum dolaşıp şey yapacaklar. Daha dün bir paylaşımı vardı. Eğitim seti ve psikodestek setinin yanına birer çikolata da koymuş. Çocuklara yetişmeye çalışıyorlar. Hem çocukların psikolojisini düzeltmek hem de onları eğlendirecek eğitim setleriyle, psikodestek setleriyle onları eğlendirecek şeyler yapmaya çalışıyorlar. İnşallah onu bizim arkadaşlar da burada Antakya'da yine yapmaya gayret edecekler. Bu tür tabii planlamalar şeyler sürekli var. Evet. Sürekli var. Burada Ramazan'da bir artış olacak mı? Ramazan öncesinde mi daha çok şimdi, yardımlar hususunda, bağışlar hususunda ve sizin çalışmalar anlamında bir artış bekliyor musunuz? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Covid-19 10 Mart'ta patlak verince belki biz bütün bunları hepsini Ramazan'a sığdıracaktık. Evet. Yani Ramazan içerisinde hem insanımızın fitresi, zekatı,
vesairesi bağış olarak geldiğinde, hem de kendi imkanlarımız devreye sokulduğunda bunları hepsini Ramazan içerisinde yapacaktık. Ki daha önce iftar sofraları kuruyorduk Kızılay olarak. İftar sofralarında iftarlar veriyorduk. Ama bu sene ne yazık ki iftar sofrası kurma şansımız yok. Ki resmi açıklamalar daha bayram sonrasına evet. Ancak biraz rahatlama diyorlar. Şimdi onun planlaması içerisindeyiz. Ne yapabiliriz Ramazan'da? Bir yemek dağıtım içerisine nasıl girebiliriz? Evleri nasıl bulabiliriz? Bunun bir planlamasını yapıyor arkadaşlar. Eğer onda da bir güzel planlama çıkartabilirsek elbette Ramazan'da boş durmayacak arkadaşlar. Biz bırakın sokağa çıkma yasağı olduğu günler bile boş durmuyoruz. Ekmek dağıtan arkadaşlarımız bir taraftan, yardım kolisi dağıtan arkadaşlarımız bir taraftan, dezenfektan dağıtan arkadaşlarımız bir taraftan sürekli mahallelerdeyiz. Sürekli evet. Sahadayız. Yani aslında siz kan merkezi ayrı bir birim dediniz ama evet. Kısmen şu an malum gündemde Kızılay'ın ciddi bir kan bağışı, hatta bunu RTÜK üzerinden kamu spotlarıyla da tüm radyo televizyonlara ulaşılmaya çalışılıyor. En sonunda Diyanet İşleri Başkanı bu anlamda kendi görevlerimizi kan bağışına, Ramazan öncesi kan bağışına bulunmaya davet ediyoruz dedi. Bunun önemi nedir? Yani bu kadar kan ihtiyacı var mı? Evet. Bu kan bağışlamak bu kadar önemli mi? Şimdi şunu söyleyeyim, aslında çok güzel hedefleri tutturmuştu Kızılay. Yani 3 milyon ünite kandı hedefi ve bu 3 milyon üniteyi tutturmuş, bütün hastanelerimizin artık kan araba olayı bitmişti. Yani bir hasta hastaneye geçtiği zaman, kan ihtiyacı olduğu zaman herhangi bir yere başvurmadan direkt bağışçılarımızın yaptıkları kanlarla direkt hastanesinden kanını alıyor, olayı bitiriyordu. Ancak bu COVID-19 hastalığı, salgın hastalık insanımızı bir miktar korkutmuşa benziyor. Bu nedenle kan stokları hastanelerde tükenme üzere. Hatta zaman zaman bizlere gelen ya işte şu kan grubundan bulamadık, bu kan grubundan bulamadık diye şeyler bile gelmeye başladı. Elbette onları hemen bir an önce yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki kan özel bir şeydir. Yani bu kimyasal bir şey olmuyor. Evet. Mutlaka bir bağışçısı olması lazım. Evet. Bu bağışçı oraya kan bağışı yapması lazım. Oradan da hastaneye hastaya gitmesi lazım. Dolayısıyla vatandaşlarımız ne kadar kan bağışı için gayret gösterirlerse hastalarımız o kadar daha rahat kanlara ulaşacaklar. Hastanelerimiz o kadar daha rahat edecekler. Böyle bir aylık süreç içerisinde maalesef stoklarda ciddi bir azalma oldu. İnsanımız kan bağışından hastalıktan, salgın hastalıktan dolayı korktu. Evet. Ama şu bir gerçek, bir kere dezenfekte olayı kan merkezlerimizde olağanüstü düzeydedir. Hiç korkmasınlar. İki, her şey dört dörtlük kontrol altındadır. Daha da ötesi, mesela bizim Antakya'daki kan merkezimiz şimdi her kan verene 5 tane böyle maske hediye ediyor. Bir de o faydaları olacak. Yani kan konusunda, kan bağışı konusunda vatandaşlarımızın o hastaları düşünerek ve kendi sağlıklarını düşünerek, bir gün o kana kendilerinin de ihtiyacı olduğunu düşünerek ihmal etmemeleri en büyük ricamız. Evet, biraz da sokağa çıkma da herhalde yasağı da biraz engelliyor ister istemez. Elbette, yani zor günlerden geçiyoruz dediğimiz gibi ama en azından kan bağışçılarımız bu konuda tedirgin olmalarına gerek yok. Yine COVID-19'dan iyileşen hastalarla alakalı çok önemli bir kan çağrısı evet. var. Bunu Kızılay yapıyor mu yoksa? Yapıyor. Yani onlara özel bir çağrınız var mı? Yani özellikle zaten genel başkanımız da o çağrıyı yaptı. Lütfen dedi, bunu atlatan, bunu başaran hastalarımız hemen gelsinler. Plazma için çok basit bir işlem. Gelsinler, kanlarını versinler. Onlardan alınacak plazmalarla bir sürü COVID-19 hastamız iyileşmeye başladı. İnşallah o zaman içerisinde yeterli de gelecek. Şu an 14 bin iyileşen hastamız oldu. Evet. Bunlar tabii ne kadar kan bağışına elverişli bilemiyorum. Onu kan merkezlerimiz biliyor ama kendi durumlarını çok iyi gözlemlemişlerdir. Çektikleri sıkıntıları çok iyi gözlemlemişlerdir. Evet. Lütfen onlara da biz buradan seslenmiş olalım. Gitsinler, plazma tedavisi için yardımcı olsunlar, kan bağışında bulunsunlar. Başka insanlara da ümit olur. Başka insanlara da ümit olsunlar. Evet. Vaktimizin son 3 dakikamız var. Son olarak sizin eklemek istediğiniz neler var? Konuyu toparlayacak olursak. Evet. Şimdi bir kere insanımız bu itibarsızlaştırma söylentilerini bizzat yerinden
yani kaynağından daha da ileriye kaynağından gidiyorlar. İsim evet de verirsek Haluk Levent'in bile Kızılay'dan daha çok bağış topladığı. Yani Kızılay'ın en önemli özelliği biz reklam yapma taraftarı değiliz, ihtiyaç giderme taraftarıyız. Yani biz kalkıp tabii Haluk Levent elbette bizim sevdiğimiz, saydığımız, yardımsever bir insan. O konuda ona söyleyecek hiçbir lafımız yok. Ama Kızılay'ın yaptıkları, Kızılay'ın faaliyetleri yanında çok küçük kalır. Sadece ben Antakya Kızılay olarak size anlattığım şey, yani zannediyorum Haluk Levent'in ne kadardır ama herhalde onunki de yaklaşıktır. O açıdan insanımız bağış yapmaktan kaçınmasın. İnsanımız yani ne kadar çok bağış yaparsa gönül rahatlığıyla ulaştırabilir ve onlar tamamen sizin herkese eşit bir şekilde dağıtılmasına vesile olur. Hiç merak etmesinler. İster şartlı bağış yapsınlar, ister şartsız bağış yapsınlar. Hiç merak etmesinler. Mutlaka yerini bulur. Hiç rahat olsunlar. O açıdan insanımızın en önemli özelliğimiz, en önemli ricamız Kızılay biz halkımız da varız. Hatta sloganımız sensiz olmaz deriz. Evet. Bu nedenle halkımız varsa biz varız, Kızılay vardır. Bağışçımız varsa Kızılay vardır. Bağışçılar olduğu süreç içerisinde de muhtaç insanlara yetişmek çok daha güzeldir, çok daha hoştur. Onun için insanımızı çağırıyoruz, toplumumuzu çağırıyoruz. Gelin Kızılay gönüllüsü olun, gelin Kızılay bağışçısı olun, gelin Kızılay faaliyetlerini bizzat yerinde görün ki hak verecekler, görecekler. O söylentilere de kulak asmayacaklardır. Ona inanıyorum. Evet. Bugün hiçbir Kızılay gönüllüsü, hiçbir Kızılay şubesi, hiçbir Kızılay başkanı bir lira ücret almadan bila bedel hizmet eder. Bunu bilsinler. Evet. Yine birkaç sosyal medyadan gelen Hanif Uyar, başarılarınızın devamını dilerim demiş. Mehmet Erdoğan, selamünaleyküm, vaktiniz hayrola diye bizlere selam göndermiş. Teşekkür ederiz. Genel olarak birçok konuya noktaya değindiniz. Programımızın da süresini doldurduk. Varsa eklemek istedikleriniz? Teşekkür ediyorum. Beyzade FM'in Kızılay'a ayırdığı bu dosyadan dolayı da özel teşekkür ediyorum. Halkımızla buluşma konusunda radyonuzun güzel görev yaptığına inanıyorum. Daha başka konularda da güzel görevler yaptıklarını görüyorum. Biz size bu konuda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız, bizlerle beraber olduğunuz, çalışmalarınızı anlattınız. Biz de size ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ederek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.